Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 13 kişiden 5'i tutuklandı. 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme korner direğini silah saydı. Cezaevine gönderilen zanlıların mahkemedeki savunması da ortaya çıktı. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum. Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından sahaya ilk giren maskeli taraftar Hasan Çetinkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Pazar günü oynanan olaylı maçla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 13 Trabzonsporlu taraftardan 5'i tutuklandı. Cezaevine gönderilenler arasında sahaya ilk atlayan ve maskeli görüntüsüyle dikkat çeken Hasan Çetinkaya da vardı. Maç için Almanya'dan şehre gelen 20 yaşındaki Çetinkaya savunmasında pişman olduğunu söyledi. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamayınca sahanın içine girdim. Amacım futbolculara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için garda aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum. Hasan Çetinkaya basit yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanacak. Olaylar sırasında sahaya giren Engin Taşkın da korner direğini yerinden sökerek sarı lacivertli oyunculara doğru koşmuştu. Mahkeme direğin sivri uç kısmını silah saydı. Engin Taşkın silahlı basit yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklandı. Taşkın'ın ayrıca başkasına ait pasolikle stada girdiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulutsa basit yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanacak.